Bugün size vahşetiyle tüm İtalya'yı şoke eden bir hikayeyi anlatacağız. Dozire Mariottine bu suçun ve onun ölümünün kurbanıydı. Dozire Mariottine 2002 yılında çok sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğup büyüdüğü memleketinde küçük bir sarnıç işletmesi vardı. Tina sadece 37 bin kişilik bir nüfusa sahip, ancak başkente yakındı. Büyük annesi ve büyük babası kasabadaki son insanlar değildi ve birçoğu onu iyi tanıyordu. Büyük annesi tanınmış bir avukat, büyük babası ise bir sendikacıydı. Konumlarına ve nüfuzlarına rağmen, Dozire'nin annesi Barbara, kasabada pek de iyi bir üne sahip olmayan Gianluca adında bir adama sırılsıklam aşık olmuştu. Herkes onun bu birlikten yasa dışı maddeler satma işinde olduğunu biliyordu. Barbara henüz 15 yaşındayken Dozire'yi doğurdu. Büyük annesi ve büyük babası karşı çıksa da, Dozire babasının kötü şöhretinin kendisini lekelememesi için onun soyadını taşımayı reddetti. Dozire'nin başına gelenlerin ailesinde olup bitenlerin bir sonucu olması oldukça muhtemeldi. Dozire her şeye rağmen çatışmasız, sempatik ve nazik bir çocuktu. Husuru nedeniyle sık sık erkeklerin alaylarına maruz kalıyordu. Bacağı normal yürümesini engelliyordu ama bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Davranışları 16 yaşına geldiğinde dramatik bir şekilde değişti. Belki de her şey geçiş çağıyla ilgiliydi ya da belki de hayallerinin peşinden gitmesiydi. İyi bir sanatçıydı ve tüm hayatını bu çabaya adamayı hayal ediyordu. Memleketinde bunu başarması mümkün değildi, bu yüzden ailesinin yasaklamasına rağmen sanat okuluna kaydolmak için Roma'ya gitmeye karar verdi. Büyük şehir kızı çabucak şımarttı ve kötü arkadaşların arasına düştü. Memleketinde herkes babasından korktuğu için uyuşturucu alamıyordu ama zamanla bu mümkün hale geldi. Zamanla kendisi gibi gençlerle karşılaştı ve işler kötüye gitti. Diğer reşit olmayanlara yasa dışı maddeler satarken yakalandı, bu da sosyal hizmetlerin dikkatini çekmesine neden oldu. Babası kızını tekrar kontrol altına almaya çalıştı. Hatta onu almak için başkente geldi ve yanında götürmeye çalıştı, ancak kız direndi ve babası Gianluca onun yüzüne birkaç kez yumruk attı. Kız buna tahammül edemedi ve onu dava etti. Tüm bu olaylar sosyal hizmetin alarm vermesine ve mahkemede kızın bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesini talep etmesine yol açtı. Servis, Dozire'nin başına gelenlerden dolayı ailesini suçladı. Ancak bu tam olarak doğru değildi. Dozire büyük annesi tarafından yeterince iyi yetiştirilmişti ama büyük annesi genç kızı kendi istediği gibi davranmaya zorlayamazdı. Ne yazık ki mahkeme, sosyal servisin bu açıklamasını nedense dikkate almadı ve bu da korkunç olaylara yol açtı. Dozire, uyum sağlamak ve arkadaş edinmek için Roma'da biraz zaman geçirdi. O sırada henüz sanat okulu giriş sınavları yoktu ve Dozire aslında iki şehirde birden yaşıyordu. Bilerek kayıt yaptırmak için 18 Ekim 2018'de Roma'ya gitti. Plan, sınava girmesi ve o gün eve dönmesiydi. Ama bir şeyler ters gitti. Ailesini aradı ve onlara Tina'ya giden son otobüse yetişemediğini bildirdi. Bu yüzden geceyi bir arkadaşının evinde geçirecekti. O sırada bu telefon görüşmesi ailesiyle kuracağı son iletişimdi. Dozire'nin evinde kalan arkadaşının adı Antonella'ydı. Bu noktada birbirlerini sadece birkaç haftadır tanıyorlardı ve tanışmaları bir uyuşturucu batakhanesinde gerçekleşmişti. Daha sonra Antonella, Dozire'nin satıcısı olmakla suçlandı ama kız hiçbir zaman itiraf etmedi. Sadece Dozire'ye para verdiğini, Dozire'nin de bunu uyuşturucu için kullandığını söyledi. Kader gününde, arkadaşlar San Loren sakinleri için iyi bilinen bir yere, toplumun tortuları için bir sığınak haline gelen, Casa del Drogo, adlı terk edilmiş bir binaya gittiler. Bazı kaynaklar kızların Dozire'nin çalınan ya da uyuşturucuyla takas edilen tabletini bulmaya çalıştıklarını söylüyordu. Dozire'nin annesi kızdan tableti geri almasını talep etmişti.
Daha sonra Antonella sorgulanırken, o gece yaşananları kendi anlatımıyla aktardı. Antonella'ya göre, Casa del Drogo, ya gelmiş ve burada uyuşturucu hazırlayan Afrikalı bir adamla buluşmuştu. Bir süre sonra oraya başka adamlar da gelmiş ve kızlara onlarla birlikte içmeyi teklif etmişlerdi. Antonella bunun iyi bir şeye yol açmayacağını hemen hissettiğini, bu nedenle Dozire'yi oradan uzaklaştırmaya çalıştığını, ancak arkadaşının bunu reddettiğini söyledi. Antonella mekanı tek başına terk etmişti. O adamlar Dozire'ye uyuşturucu teklif etti ve o da reddetmedi. Daha sonra Dozire'ye uyuşturucu ve alkol vermeleri onu tamamen etkisiz hale getirecekti. Karışım etkisini gösterdiğinde, dört adam Dozire'nin bilinçsiz bedenini evin arka bahçesine taşıdılar ve burada kırlı bir şilte buldular. Burası korkunç bir cinayete sahne olacaktı. Adamlar kıza birkaç saat boyunca tecavüz ettiler ve bu sırada birçok tanık da onları izledi. Faillerden biri, kızın bu yüzden ölebileceğini fark ederek ambulans çağırmayı teklif etti. Ancak hepimizin hapsedilmesindense, onun ölmesinin daha iyi olacağına dair sözlerle kuşatıldı. Bu sözler hem suçluların hem de tanıkların olay yerini terk etmesine neden oldu. Böylece kız böylesine korkunç bir durumda, bilinçsiz ve tamamen çıplak bir halde yalnız kaldı. Daha sonra medya, Dozire'nin yavaş ölümüne tanık olan bir kadının isimsiz ifadesini aldı. Kadın onu bulduğunu, su ve şeker verdiğini ve üzerine bir bez örttüğünü söylüyordu. O anda kızın halen hayatta olduğunu, ambulansı ve polisi aramamış olmasının büyük bir talihsizlik olduğunu da ekliyordu. Ertesi sabah acil servis kimliği belirsiz bir adamdan kızın cesedini bulduğunu bildiren bir telefon aldı. Polis derhal olayı soruşturmaya başlamış ve kızın ailesine haber vermişti. Polisin bu olayda herhangi bir ipucu bulması zordu, çünkü bölge sakinlerinin hiçbiri sıçan olarak görülmek istemiyordu. Ne de olsa, ağır bir şekilde cezalandırılacaklarının farkındaydılar. Neyse ki, birkaç saat suçluları aradıktan sonra polis, olaylara tanık olduğunu söyleyen Senegal'den bir göçmen buldu. Gece yarısından sonra o yerde olduğunu ve Dozire'nin cesedinin başında kızın öldüğünü haykıran bir kadın gördüğünü anlattı. Kadın ona orada yaklaşık bir düzine erkek olduğunu ve bunların çoğunun Afrikalı ve Arap olduğunu söylemişti. Saldırıyı 3 ya da 4 kişi gerçekleştirmişti. Kısa süre sonra polisin elinde Dozire'nin cesedinin adli tıp incelemesi vardı ve gerçekten dehşet vericiydi. Uyuşturulmuş, boğulmuş ve cinsel saldırıya uğramıştı. Daha önce bakire olduğu bildirildi. Dozire'nin kalp ve solunum durması nedeniyle öldüğü belirlendi. Ancak biri ambulans çağırmış olsaydı, saldırıdan sonra 10 saat daha hayatta kaldığı için kurtarılabilirdi. Kızın cenaze töreni 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. Törene çok sayıda genç yabancı katıldı ve çok sayıda çiçek ve balonla onun anısını onurlandırdı. Tören sırasında havai fişekler patlatıldı ve alkış sesleri duyuldu. Bazı katılımcılar onun onuruna adalet talep eden pankartlar taşıdı. Cenaze törenini yöneten rahip de adalet talep etti. Devlet kurumlarına şiddeti kontrol etmeleri ve bir daha yaşanmaması için zamanında durdurmaları çağrısında bulundu. Failler cenazeden birkaç gün önce tanıkların ve soruşturmanın yardımıyla bulundu. İtalya'da yasadışı olarak bulunan Senegal vatandaşları Mamadou ve Brian ile Nijerya ve Gambiya vatandaşı Galinu ve Yusuf olmak üzere 4 kişi birkaç saat arayla yakalandı. Bu kişiler ülkede yasal göçmen olarak bulunuyorlardı. Üzerlerinde yasadışı maddeler ve silahlar ele geçirildi ve haklarında toplu tecavüz, cinayet ve uyuşturucu dağıtımı suçlamaları getirildi. Davanın savcısı Maria, failleri insanlıktan nasibini almamış hayvanlar olarak nitelendirdi. Faillerin suçluluğu, Dozire'nin kıyafetlerinde, vücudunda ve tırnaklarının altında faillerin DNA'sının bir parçacık bulunduğunu gösteren bir DNA testi ile doğrulandı. Dozire'nin reşit olmadığını bilerek onu o yere götüren kişi olduğu için Antonella'ya da suçlamalar yöneltildi.
ayrıca Dozire'ye yasadışı maddeler vermekle de suçlandı. Galino, Dozire cinayetinden beraat etti çünkü soruşturmalar kıza uyuşturucu vermediğinden emindi. Daha sonra DNA'sı bir metadon şişesinde bulunduğu için suçlamalar iade edildi. Yusuf gözaltındayken Dozire'nin anne ve babası aleyhine mahkemeye başvurarak onları kızlarına uygunsuz bir şekilde gözetim altında tutmakla suçladı. 4 Aralık'ta 4 kişinin duruşması gerçekleşti. Yusuf, kızın ölümüyle ilgili suçunu kabul etmeyi reddetti ancak Dozire'nin ailesine karşı yaptığı başvuruyu geri çekti. 14 Aralık'ta mahkeme, olay yeri ile tanıkların ifadelerinin karşılaştırılması için müfettişlik ve avukatların da katıldığı bir etkinlik düzenledi. Özellikle, 4 tanığın da susturulmak için istismar edilmesi dikkat çekti. Bu durum savcı yardımcısının failler için en ağır cezayı talep etmesine yol açtı, cezalarının ilk yılı hücre hapsi olmak üzere müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme nihai kararını 19 Haziran 2021 tarihinde verdi. Saatler süren müzakerelerin ardından Mamadou ve Yusuf ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, Galino 27 ve Brian 24 yıl hapis cezası aldı. Antonella'nın duruşması hiç gerçekleşmedi ve serbest bırakıldı. Dozire'nin annesi mahkemenin kararından memnun olmadığını ve kızı için adaletin yerini bulmadığını söyledi. 4 failin de müebbet hapis cezası almasını bekliyordu. Dozire'nin davası İtalya halkının büyük tepkisine neden oldu. Birçok kişi göçmenlerin ülkeye giriş kurallarının sıkılaştırılmasını talep etti, zira İtalyan sakinleri genellikle göçmenlerin kurbanı olmakta, ekonomiye ve hayatın diğer alanlarına zarar vermektedirler. Ancak bu görüşlere katılmayanlar ve göçmenleri savunanlar da vardı. Duruşmadan birkaç gün sonra, San Lorenzo mahallesinin birçok sakini Casa del Drogo yakınlarında mitinler düzenledi. Yetkililerden Genelev hakkında bir şeyler yapmalarını talep ederek, Genelev'in mahalledeki herkesin hayatını mahvettiğini iddia ettiler. Bir zamanlar turistik ve müreffeh olan mahalle, pek çok insanın uzak durmaya çalıştığı ve mahalle sakinlerinin suç mağduru olmamak için daha az dışarıda kalmaya çalıştığı bir yer haline geldi. Bu gösteriler Roma'daki yetkililerin tepkisini çekti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio bir açıklama yaparak Dozire'nin başına gelenlerin İtalya'da işlenen son şiddet suçu olması için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi. Bu amaçla polis ve kültürel kontrolün güçlendirilmesi için tedbirler alınacaktır. Olayın meydana geldiği dönemde Roma Belediye Başkanı olan Virginie Araghi, Dozire'nin öldürüldüğü binanın yıkılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Dozire'nin onuruna Roma'da bir meydanda kırmızı bir bank dikilmiş olup, bu bankın Dozire'ye yapılan vahşeti hatırlatmasının yanı sıra yalnız ve kırılmış hisseden herkes için bir sığınak olması amaçlanmaktadır. Dozire'nin yaratıcı bir insan olarak ailesi tarafından kurban edildiği söylenebilir. Böylesine tuhaf bir ailede çok zor zamanlar geçirmiş ve kusurları kendisini aşağı hissetmesine neden olmuştur. 2020 yılında, 18 yaşında bir kız lise mezuniyetinden birkaç gün önce ortadan kayboldu. Arabası bir kilisenin otoparkında kapılar ve camlar açık, akıllı telefonu koltuğun üzerinde ve anahtarları kontakta bulundu. Polis ve yüzlerce gönüllü bir hafta boyunca mahalleyi taradı. Olay nihayet çözüldüğünde tüm toplum şok içindeydi. Madison, annesi Melissa, babası ve erkek arkadaşı Cody ile birlikte küçük bir Amerikan kasabası olan Greenfield, Ohio'da yaşıyordu. Kız kısa bir süre önce 18 yaşına girmişti ve ortadan kaybolmasından birkaç gün sonra lise mezuniyetini verecekti. Okulundaki amigo takımının kaptanıydı ve pek çok arkadaşı vardı. Diplomasını aldıktan sonra üniversiteye gitmeyi ve doktor olmak için çalışmayı planlıyordu. 17 Mayıs 2020 sabahı annesine, evinden arabayla kısa bir mesafede bulunan bir solaryum salonuna gideceğini söyledi. Madison yakında döneceğine söz verdi, arabasına bindi ve yola çıktı. Birkaç saat geçmesine rağmen geri dönmedi. Annesi endişelenmeye başladı çünkü Madison'un bronzlaşma salonundan sonra bazen kahve almak için McDonald's'a uğradığını biliyordu.
Ayrıca, kızı geç kalacağı zaman her zaman arar ya da mesaj atardı ama bu sefer iletişime geçmedi, annesi onu kendisi aramaya karar verdi ama cevap alamadı. Madison erkek arkadaşının aramalarına ve mesajlarına da cevap vermiyordu. İşte o zaman anne Melissa kızının akıllı telefonunun yerini gösteren bir iPhone arama uygulaması kullandı. Haritaya göre, yerel bir kilise ile solaryum salonu arasında bir yerdeydi. O ve Cody, Madison'ın bir kaza geçirmiş olabileceğini ya da başına tatsız bir şey gelmiş olabileceğini düşündüler. Fazla düşünmeden arabaya bindiler ve onu aramaya çıktılar. Solaryum salonunun bulunduğu binaya gittiler ama Madison'dan hiçbir iz yoktu. Sonra kilisenin otoparkına girdiler ve arabasını gördüler. Yaklaştıkça anne daha da endişelenmeye başladı. Kızının akıllı telefonu sürücü koltuğundaydı, camlar açıktı, kapılar kilitli değildi ve anahtarlar kontaktan çıkmamıştı. Her şey çok tuhaf görünüyordu ve bir alarm dalgası yaratabilirdi. Kızın annesi Madison'ın kısa bir süreliğine uzaklaşmış olmasını umuyordu ama kız ne kilisede ne de solaryum odasındaydı. Kızın sadece birkaç dakikalığına uzaklaştığını varsaysak bile, arabayı ve eşyaları böyle bir durumda bırakmak akıllıca olmazdı, çünkü herhangi biri onları ya da arabayı çalabilirdi. Melissa hiç vakit kaybetmemeye karar verdi ve polisi aradı. Hemen araştırmaya başladılar ve kısa süre sonra ilk değerli bilgiyi aldılar. Arabanın bulunduğu yerin yakınındaki kilisenin bir çalışanı Higland Polis Departmanı'na, o sabah otoparkta Kaliforniya plakalı beyaz bir araba gördüğünü söyledi. Kaliforniya ile Greenfield arasındaki mesafenin 3000 kilometreden fazla olduğu göz önüne alındığında, bu arabanın sürücüsü polisin ilgisini çekmeye başladı, özellikle de kızın kaybolduğu sırada otoparkta olduğu ve kilise koronavirüs nedeniyle kapalı olduğu ve orada başka araba bulunmadığı için. Polis kısa süre sonra arabayı gören ve sürücüsünü tanımayı başaran başka bir tanık daha buldu. Sürücüyü 30'lu yaşlarının başında sarı saçlı bir adam olarak tarif etti. Ancak görgü tanıkları arabada başka birinin olup olmadığını göremedi. O arada polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemiş aracın ve sürücüsünün görüntülerini bulmuştu. Ancak adamın kimliğini belirlemek için yeterli görüntü yoktu. Şerifin ofisi fotoğrafları yayınladı ve görüntülerdeki adamın Madison'un kayboluşuyla ilgili bilgi sahibi olabileceğini söyledi. Polis bu gizemli adamın izini sürmeye çalışırken, yüzlerce bölge sakini de arama çalışmalarına katıldı, sokakları ve mahalleleri taradılar ve broşürler astılar. Dronlar da işin içindeydi. Kolluk kuvvetleri ayrıca kızın bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için $15,000 ödül koydu. Gönüllüler arasında Madison'un okuduğu liseden birçok öğrenci de vardı. Yaklaşan mezuniyetin sevinci yerini yasa yakın bir duruma bıraktı. Kızın kayboluşuyla ilgili eldeki bilgiler, en hayal kırıklığı yaratan tahminleri yapmaya yetiyordu. Sadece birkaç gün içinde olay tüm haberlerde ulusal bir hikaye haline gelmişti. Madison'un akrabaları röportajlar verdi ve valide kızın canlı bulunmuş olabileceğine dair umudunu dile getirdi. Arama çalışmaları neredeyse bir hafta boyunca devam etti ve 22 Mayıs Cuma günü bölge şerifi sürpriz bir açıklama yaptı. Madison sağ ve zarar görmemiş bir şekilde bulunmuştu. Şerif, kızın kaçırılmadığını, evden bilerek kaçtığını ve şu anki konumunun açıklanmasını istemediğini söyledi. Hemen ardından akrabaları bir açıklama yaparak polise ve gönüllülere arama çalışmalarına aktif katılımları için teşekkür etti ve gazetecilerden mahremiyetlerine saygı göstermelerini istedi. Kimse böyle bir gelişmeyi beklemiyordu ve pek çok kişinin haklı soruları vardı. Polis ve aileden ayrıntılı bilgi gelmeyince şaşkınlık daha da arttı. Yaklaşık 300 kişi bir hafta boyunca ormanları, hendekleri ve sokakları taradı, hikaye ülke çapında haber kaynakları tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındı ve herkes gerçekte ne olduğunu bilmek istedi. Birkaç gün sonra şerif bazı detayları paylaştı. Madison, kilisenin yakınlarında kameralara yakalanan aynı adamla birlikte bulundu. Arabasının plakası sayesinde Teksas'ta izleri bulunabildi. Kızın 18 yaşında olduğu ve kendi isteğiyle adamla birlikte ayrıldığı göz önüne alındığında, polis soruşturmayı bırakmak zorunda kaldı. Greenfield sakinleri olayların bu şekilde gelişmesi karşısında, en hafif tabirle şok oldular, ancak bunun hikayenin sonu olmadığını bilmiyorlardı.
haftalar süren sessizlikten sonra Madison aniden Instagram'da yayın yapmaya başladı. O zamandan beri düşüncelerini birkaç kez yayınladı ve hikayesiyle ilgili birçok soruyu yanıtladı. İlk olarak, kaybolduğu gün kameralara yakalanan adamın kimliğini nihayet açıkladı. Teksaslı 29 yaşındaki Zach Salman olduğu ortaya çıktı. Madison ile henüz 15 yaşındayken çevrimiçi bir oyunda tanışmışlardı. Madison'a göre, aralarında hızla bir arkadaşlık gelişmiş ve birlikte oynayarak çok zaman geçirmişlerdi. Ailesinin ya da erkek arkadaşının mesajlarını görmemesi için sık sık yazışmalarını temizliyordu. Bunu yaparken, yetişkinliğe ulaşana kadar romantik konuşmalar olmadığını iddia etti. Birkaç yıl sonra, 18 yaşına geldiğinde, rahatsız edici aile gerçeklerini Zach ile paylaştı. Erkek arkadaşının 14, kendisinin ise 13 yaşındayken yanlarına taşındığını belirtmişti, Madison onunla asla bir ilişki istemediğini söyledi, ancak ailesi onunla çıkmaya devam etmesi konusunda ısrar etti. Cody'nin nereden geldiğini ya da ne anlama geldiğini açıklamadı ve bu bilgi kamuya açık değildi. Tüm bu hikaye kulağa garip ve çılgınca geliyor ve kızın ailesini kötü gösteriyordu. Madison, annesini reşit olduğunda Cody ile ayrılacakları konusunda defalarca uyardığını da sözlerine ekledi. Ayrıca annesinin onu sık sık fiziksel olarak cezalandırdığını ve hatta Zach'e çürükler gösterdiğini belirtti. Tüm bunlar kızın 18 yaşına girer girmez evden kaçmayı ciddi ciddi düşünmesine yol açmıştı. Zach ona destek oldu ve bu durumdan kurtulmasına yardımcı olacağına söz verdi. Bir plan yapmaya koyuldular ve buluşmak için bir zaman ve yer seçtiler, kilisenin dışındaki otopark. Bu yer rastgele seçilmemişti çünkü büyük bir kısmı sokak kameralarının görüş alanı dışındaydı. Çift, kameralardan biri tarafından hemen fark edileceklerinden endişe etmedi. Birkaç dakika sonra otoparka bir araba yanaştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca konuştular ve kaçmaya hazırlandılar. Kız telefonunu ve anahtarlarını arabada bıraktı, sadece belgelerini aldı. Daha sonra arabaya bindiler ve adamın Teksas'taki evine gittiler. Madison, polis kapılarını çalana kadar kapsamlı aramadan haberi olmadığını iddia etti. Ancak buna inanmak zor, zira dava federal haberlerde yoğun bir şekilde yer aldı ve kızın nasıl tamamen habersiz kalabildiğini hayal etmek zordu. Ancak, tüm bu hikayeyle ilgili en garip şey, Madison'un yayınlarında annesini bile aramadığını ve aramayı planlamadığını söylemesiydi. Tek söylediği Zach'i sevdiği ve onunla mutlu olduğuydu. Tüm bu hikayeler arasında kamuoyunun kafasını karıştıran bir nokta daha vardı, annesi kızının kayıp olduğunu polise bildirdiğinde, Madison'un asla evden kaçmayacağını ve hiçbir not bırakmadığını iddia etti. Ancak kızın kendisi hala bir not olduğunu iddia ediyordu. Tüm hikaye kuşkuluydu, ancak daha da garip olan, müfettişlerin, annenin, kızı evden ayrıldıktan sadece 15 dakika sonra polisi aradığı sonucuna varmış olmalarıydı. Bu durum annenin daha önceki ifadeleriyle çelişmekteydi ve bu kadar kısa bir süre içinde Madison'un solaryuma gidip geri dönecek zamanı olmayacağı açıktı. Tek mantıklı açıklama, annenin notu gerçekten bulduğu ve bilerek polisi topladığıydı. Kendi isteğiyle evi terk ettiğini belirten bir not bırakan bir yetişkini asla aramazlardı. Bunun yerine anne, birkaç yüz gönüllü de dahil olmak üzere tüm kasabayı alarma geçirdi. Hikayenin burada bittiğini düşünüyorsanız, sizin için beklenmedik bir dönüşümüz daha var. 20 Haziran 2020'de Zach, Facebook'unda hikayeleriyle ilgili yeni ayrıntılar içeren bir gönderi yayınladı. İlk bölüm, oyunda tanışmaları ve kaçma fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkındaydı, Zach onu annesiyle birlikte yaşadığı Teksas'taki evine nasıl getirdiğini anlattı. Daha sonra polisin kapılarını nasıl çaldığını, Madison'la nasıl konuştuğunu ve oradan nasıl ayrıldığını anlattı. Birkaç hafta sonra çift, internette pek çok insanın onları desteklendiğini ve hatta para yardımı yapmaya hazır olduğunu öğrendi. Kaçış sırasında Madison'un cebinde sadece $50 vardı ve 29 yaşındaki Zach hiçbir yerde çalışmıyordu. Kız yeni sosyal medya hesapları açtı ve bu insanlardan bağış kabul etmeye başladı. Ancak kendi banka hesabı olmadığı için para Zach'in hesabına yattı. Ona göre $3,000'dan fazla para toplamayı başarmışlardı.
bu para giysi, yiyecek ve diğer masraflar için kullanıldı. Bir noktada Madison yine de annesiyle iletişime geçmeye karar verdi ve birbirlerini aradılar. Konuşma uzun sürmedi ve kız annesinin çok sahte ağladığını düşündüğü için telefonu kapattı. Birkaç gün sonra tekrar aradı ve aynı saatlerde Zach'in annesi onları evden kovdu. Madison ailesiyle konuştuktan sonra onların şu anda Florida'da tatilde olduklarını öğrendi. Onlarla buluşmaya karar verdi ve Zach'le birlikte uçak biletlerini aldılar. Zach'in anlattığına göre tüm bunlar kızda büyük bir strese yol açmış. Oraya vardıklarında çift bir otele yerleşti ve kısa süre sonra Madison akrabalarıyla buluşmak üzere tek başına yola çıktı. Eve dönerken panik atak geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış, olay gece oldu ve Zach'i arayıp kendisini almasını istedi, o da aldı. Ertesi gün sahilde yürüyorlardı ve adama her şeyin yoluna girmeye başladığı ve Madison kendini çok daha iyi hissettiği görünüyordu. Ancak kız, son görüşmeleri panik atakla sonuçlanmış olsa da annesiyle tekrar buluşmaya karar verdi. Ebeveynler motellerine girdiklerinde Zach direksiyonda Cody'nin oturduğunu fark etti. Madison ona defalarca eski erkek arkadaşını görmek istemediğini söylediği için bu onu çok şaşırttı. Zach daha sonra aralarında yeni bir sempati olabileceğinden şüphelendi ve haklıydı. Birkaç gün sonra, Madison'un doğum gününden hemen önce, onu terk etti. Hiçbir ayrıntı açıklanmadı, sadece eve Teksas'a uçtuğunu ve bunun hikayelerinin sonu olduğunu ekledi. Bu noktada Madison'un ne yaptığı ve ailesi ve Cody ile birlikte yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu. Ancak bu hikaye birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Evden kaçmasının nedenlerini daha ayrıntılı olarak incelemeye değerdi. Kız, annesinin kendisini sık sık fiziksel olarak cezalandırdığını ve 13 yaşından beri kendisiyle birlikte yaşayan bir erkekle çıkmaya zorladığını söyledi. Burada her şey çok belirsiz ve garip ama Madison'un son derece sağlıksız bir ortamda olduğunu söyleyebiliriz. Kolluk kuvvetleri durumu incelemeye karar verseydi, Madison'un koruyucu aileye teslim edilmesi mümkün olabilirdi, ancak bu gerçekleşmedi. Sonuç olarak polis, FBI ve yaklaşık 300 gönüllü, Madison Teksas'ta saklanırken onu aramak için yaklaşık bir hafta boyunca zaman ve enerji harcadı. Asıl soru şu, annesi ve Cody ile ilişkisi hakkında söylediklerinden dolayı suçlanabilir mi? Kaçması için gerçekten de sebepler vardı. Bir yandan, 18 yaşındayken tüm bu gösteriyi yapmayabilir ve en azından polisi kendi başına arayabilirdi. Ama kaçıştan sonra olanlar bir tür Santa Barbara'ya benziyor. Madison'un gereksiz yere bu kadar stres altına soktuğu bir kasabada artık huzur içinde yaşaması pek mümkün görünmüyor. Tüm bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Suçlu Madison mu yoksa polis mi? Ailesi ciddi bir şekilde soruşturulmalı mı? Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.